Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben İlçer Alişoğlu. Bugünkü videomda sizlere sarı taş açıyor olacağım. 3 kişinin sarı taşını açacağım bu etkinlikte. Arkadaşlar bildiğiniz üzere bu etkinlikte Düşes veriliyor. Umarım herhangi birimize Düşes çıkar da buradan çok mutlu ayrılırız. Kimlerin taşlarını açıyorum diye soracak olursanız Emre'nin taşını açıyorum, Selçuk'un taşını açacağım ve kendi taşlarımı açıyor olacağım. Emre'de 8 tane taş var, bende de 8 tane taş var, Selçuk'ta sanırım 3 tane taş vardı. Toplamda 19 tane taş açıyor olacağım arkadaşlar. Umarım hayırlısı olur. Hep birlikte düşesimizi alırız diyorum ve hemen taşları açmaya başlıyorum. Bildiğiniz üzere bu etkinlikte, dünkü etkinlikte cumartesi günü Plarium biliyorsunuz Ma'Shalled vermişti. Bugün de Düşes veriyor. Düşes'in Ma'Shalled'den daha iyi olduğunu biliyoruz. Her ikisi de olmayan arkadaşlar için Düşes almaları daha mantıklı. Çünkü Düşes arenalarda, zindanlarda, her yerde sizi farklı noktalara taşıyabilecek bir kahraman. Olmayan arkadaşlar için çok iyi bir kahraman. Hatta en iyi hiçlik olmayan efsanevi kahraman diyebilirim arkadaşlar. O yüzden şimdiden elinde olmayan arkadaşlara Düşes'in en kısa sürede gelmesi ümidiyle diyorum ve hep birlikte taşlarımızı açıyorum arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, ilk taşımızı açıyoruz. Epic geldi. Açak. Açak Wandering'in arkadaşlar örümcek 21 ile 25 arasında inanılmaz güçlü bir kahraman. Buz yapıyor bütün küçük örümcekleri. O yüzden değerlendirmenizi öneririm ve aynı zamanda arkadaşlar 3. büyüsü eğer ki yine %80 şans, pardon 90 şansla arkadaşlar HP yanığı veriyor. Eğer ki defansı ATK'sından büyük olan kahramanlar varsa, ATK'sı defansından büyük olanlar da iyiyse arkadaşlar dondurma veriyor. Örümceklerin ATK'sı defansından fazla olduğu için onlara dondurma veriyor arkadaşlar. Hemen ikinci sarı taşımızı açıyorum. Yine bir epik kahraman. Spider. Spider yine örümcekte iyi olan bir kahraman arkadaşlar. Defans kırıyor, atak kırıyor. Onun dışında çok bir yerde kullanılmayacak. Üçüncü epik kahramanımız Yaranq. Bunu da arkadaşlar sadece grup savaşlarında kullanıyordum ben. Hani stun veriyor. 3 kere vuruyor. Defans kırıyor ve atak kırıyor. Aynı anda 3 farklı kişiye rastgele vuruyor. Güzel bir hero. Güzel bir kahraman. Yani ama sadece grup savaşlarında idare eder. Onun dışında çok fazla kertenkelelerde kullanılacağını düşünmüyorum açıkçası. Evet. Dördüncü epik kahramanımız Kaitis. Kaitis de sağlam vuran bir kahraman arkadaşlar. Arenada nükür olarak nükür olmayan arkadaşlar kullanabilirler. Ha, bu yeni bir kahraman. Farsalas Gravedirt. Bunu ilk defa görüyorum açıkçası. Muhtemelen Emre'de yoktur diye düşünüyorum. İlk skill'i %20, %40 şansla provoke veriyormuş. Yani kışkırtma. Ve aynı zamanda da eğer ki korku veya gerçek korku varsa karşıdaki düşmanda atak kırma veriyormuş arkadaşlar. Herkese saldırıp heal reduction debuff'ı veriyor. Dezavantajı veriyor. Yani iyileştirme, azaltma dezavantajı. %100 şansla. İyi bir dezavantaj değil arkadaşlar. Çoğu yerde kullanılmıyor açıkçası. Çok da bir işe yaramıyor. Herkese kalkan veriyor ve aynı zamanda da bütün herkese küçük olarak güçlendirme buff'ı veriyor arkadaşlar. Güçlendirme buff'ının büyüğü biliyorsunuz %25 veriyor ama küçüğü %15. Bunu 3 turda veriyor eğer kitaplarsanız. Ve onların %30 HP'si oranında kalkan veriyormuş. Keşke kendi %30 HP'si oranında verseydi daha iyi olurdu. Böylece bu kahramanı çok fazla HP'sini yüksek tutup herkese eşit oranda kalkan vermesini sağlamış olurduk arkadaşlar. Korku ve gerçek korku dezavantajlarına yönelik kendisi bağışıklık kazanmış bir arkadaş pasifi. Herhangi bir şekilde müttefiklerden birisi ölürse herhangi bir zaman diliminde %75 şansla herkese gerçek korku dezavantajı veriyormuş arkadaşlar. Ve aynı zamanda herhangi bir zaman diliminde müttefiğin HP'si %50 den aşağıya düşerse herhangi bir saldırıda ilgili kişiye, saldırıyı yapan kişiye korku dezavantajı veriyormuş. Güzel bir pasif. Yani ortalama bir kahraman olduğunu söyleyebilirim. Eğer ki şu kalkanı kendisinin HP'sinin oranında %30 veriyor olsaydı çok güçlü bir kahraman olurdu. Ama olsun, idare eder bir hero. 4'lerde almış. Bence bu kadar puanı bile hak etmiyor. Ama şövalyelerde, grup savaşlarında sıkıntı yaşayan arkadaşlar için kullanılabilecek bir kahraman. Çok da güzel dizayn edilmiş. İşte kalkanın da mum elementleri, mum figürü yanan şekilde. Şövalye var. Ve aynı şekilde omuzlarında da mumlar yanıyor. Bu mumlar yanınca ne oluyor? Eritmesi kalkanı, eritmesi şövalyenin miğferini, eritmesi şövalyenin göğsünü demek istiyorum. İlginç bir tasarım olmuş ama güzel bir kahraman yani. Tasarım konusunda gerçekten Raid çok iyi durumda arkadaşlar. Çoğu oyundan iyi durumda olduğunu söyleyebilirim yani. Tasarımcıları çok iyi. Evet, 5. epik. Ya nasıl 2x anlamadım. Bir tane efsanevi vermedi. Alika'yı geçiyorum. Çöp bir kahraman. Bu arada biraz arkadaşlar reflüden kaynaklı ya, sıkıntı yaşıyorum. Kusura bakmayın lütfen. Funk Slavik iyi bir kahraman değil. Geçiyorum. 8. taşımız. Hadi artık efsanevi. Arkadaş düşesi geçtim. Efsanevi vermedi ya. Efsanevi vermedi. Teşhada da iyi bir kahraman değil arkadaşlar. Neyse. Üzüldüm Emre'ye. Hayırlı uğurlu olsun Emre'cim. Yani kusura bakma. Bir tane efsanevi kahraman açamadık bu 2x olayında. %10'luk şansla. Hakkını helal et diyorum. Bende de 8 taş var. Belki ben de hiçbir efsanevi kahraman alamayacağım. Düşesi de geçtim bu arada. Hakkımızda hayırlısı inşallah. Bakalım artık yani. Kısmet. Şimdi hemen arkadaşlar Emme'nin hesabından Selçuk'un hesabına transfer oluyorum. Hep birlikte Selçuk'un hesabında görüşürüz. Evet arkadaşlar tekrar birlikteyiz. Selçuk'un hesabındayız. Bu arada bir şey hatırlatmak istiyorum. Biliyorsunuz Tokyo Olimpiyatları başladı. Bütün olimpik oyuncularımıza, olimpiyatta yarışan oyuncularımıza başarılar diliyorum arkadaşlar. Umarım Bete Gazoz'dur, Hakan Reçber'dir. Herkes madalyayla evlerine geri dönerler. Bizi Türkiye Cumhuriyeti'ne gururlandırırlar arkadaşlar. Herkese gönülden sevgi dolu başarılar diliyorum. Umarım hakkımızda hayırlısı olur inşallah. Şimdi arkadaşlar Selçuk'un hesabında izlediğim gibi Selçuk'ta 3 tane sarı taş, 37 tane de mavi taş var arkadaşlar. Benden mavi taşları da açmamı rica etmişti kendisi. Önce 10'lu mavi taş açacağım. Sonrasında bir sarı, 10'lu mavi, bir sarı şeklinde gidiyor olacağım. İnşallah Selçuk kardeşimize güzel bir efsanevi kahraman veririz arkadaşlar. Hayırlısı diyelim. Emre'ye bir şey veremedik. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Hep nadir. Tabi mavi 2x olmadığı için yani hep mavi almamız. Auxilium bu çok güzel bir epik kahraman açıkçası. Herkesi iyileştiriyor. %10 herkesin max HP'si oranında A2'si ve %2,5 oranında da üzerindeki dezavantajlar için de ekstra iyileştirme veriyor. Ve karşı tarafın atağını, kritik rate'ini kırıyor arkadaşlar. %75 şansla ve aynı zamanda %75 şansla dönüş metresini düşürüyor arkadaşlar. Pasifi de 2 tane dezavantajı saldıran kişinin bir tur boyunca arttırıyor arkadaşlar. Ve herkese Kıyamet Kulesi'nde 60 isabet veriyor. A1'i de 2 kere zehir veriyor arkadaşlar. %30 şansla veriyor bunu. Kitaplarsanız eğer. Devam edelim. Şimdi sarı taş açacağım. Hadi bakalım. İnşallah düşes gelir. İnşallah diyorum. Epik geldi. Ya bu Teşada yani Teşada, Alika, ondan sonra Swift Firstborn muydu neydi? Yani bu kadın barbarlar yani yağıyor ya, yağıyor ya. Gerçekten yağıyor yani. Hani bunların düşme şansını bence çok arttırmış Plarium yani. Ben size söyleyeyim. Devam edelim. Hep nadir. Bir tane epik. Bak Alika geldi bu sefer, gördünüz mü? Alika'dan bahsettim, Alika geldi yani. Gerçekten kahretmesin yani. Neyse. Evet hadi bakalım. Evet. Norok geldi. Umarım Norok yoktur kendisinde. Allah'ım. Keşke Düşes gelseydi. Bir bakacağım hemen. Norok var mı? Varmış. 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 Varmış arkadaşlar. Varmış. Ne yalan söyleyeyim. Varmış. Düp çektik kendisine. Umarım bizi affeder. Yani ne diyeyim? Ne diyeyim abi? Ne diyeyim ya? Bu oyunun da cilvesi bu yani. Gerçekten herkese bir şanssızlık pompalıyor ya. Herkese yani. Şimdi 3. mavimizi açıyoruz arkadaşlar. Evet. Luria geldi. Luria buz goleminde güzel bir kahraman. Onun dışında çok fazla kullanacağımı düşünmüyorum. Son sarı taşımızı açıyor olacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi burada da bir efsanevi kahraman çekelim. Aa süper be. Yapma ya. Ulan ikinci efsanevi kahramanı çektik. Richtof the Bolt geldi ya. Çok kötü bir kahraman bu ya. Gerçekten yani. Bir kere vurucu kahramanlar çok kötü oluyor ya. Arkadaş gerçekten yani bu var mıymış arkadaşlar? Düp olmasın en azından ya. Şuradan anlayacağız şimdi. Skills. Evet. Richtof the Bolt. Selçuk kusura bakma kardeşim ya. Yani şurada gerçekten yani koskocaman 10 kere şansla Düşes gelmesi gerekirken 2 tane yani saçma sapan kahraman çektim sana. Özür diliyorum yani. Gerçekten özür diliyorum. Mavileri de çekelim arkadaşlar. Hızlıca. Birer birer 7 tane mavisi kaldı. Ya gerçekten 8 tane sarı taşı olan arkadaşa Emre'ye hiçbir şey çekemedik. Selçuk'a 3 tane sarı taşta 2 tane efsanevi kahraman çektik. İkisi de çöp çıktı. Bir tane düzgün kahraman çekseydik en azından gayet mutlu olacaktık yani. Gerçi bu arada Selçuk'ta Düşes olabilir yani ama yine de istemişti kendisi, benden rica etmişti. Ben rica etmiştim gerçi çekebilir miyim diye taşlarını. Yalan olmasın. Evet epik kahraman geldi. Bolt Swordlot iyi bir kahraman değil. Yeni kahramanlardan ama iyi değil arkadaşlar. Evet son nadirimizi de aldık. Max Talker. Evet hep birlikte şimdi kendi hesabımıza geçiyoruz arkadaşlar. Kendi hesabımda görüşmek dileğiyle. Plarium sarı taşları satmaya çalışıyor tabii ki. Akıyor bu akşam maşallah. Arkadaşlar merhaba, şu anda kendi hesabımdayım. 8 tane sarı taşım vardı size söylediğim gibi. Bu sarı taşları hemen birlikte açalım. 7 tane mavi taş açacağım. 60'a kadar düşeceğim mavi taşları. Umarım hayırlısı olur. Önce mavi taşları açıyorum. Totem yaptım. Yani çok bir ümidim yok zaten. Hani mavi 2x değil bir şey değil. Açıyoruz öyle puan getirsin diye. Biraz da totem yaptık. Selçuk'ta 2 tane efso aldık. En azından buna seviniyorum yani. 3 taşta 2 efso alıp 8 taşta hiçbir efso alamamak gerçekten yani. Emmeciğim yani kardeşim benim kusura bakma ya. Gerçekten kusura bakma yani. Üzüldüm yani, gerçekten üzüldüm. Keşke ben alsaydım o epikleri. Gerçekten yani sana bir Düşes getirseydim de keşke ben alsaydım o epikleri diyorum yani. Gerçekten diyorum yani. Eczacı çok mükemmel bir kahraman. Nadir olmasına rağmen. Ruh esiri okçusu da ondan önce gelmişti. O da çok güzel. Evet arkadaşlar. Şimdi sarı taşlarımızı açıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Evet ilk epiğimizi aldık. Kael'den. Kael'den çok güzel bir kahraman arkadaşlar. Kara elflerde. Herkesi vuruyor. Atak kırıyor. %100 şansla ve 2 rastgele kahramanı, ölen kahraman %50 HP ile ve %60 defansla kaldırıyor arkadaşlar. Gayet güzel bir kahraman. Ve ilk atağı da saldırısı da kışkırtma veriyor. Gayet güzel. Magma ejderinde kullanabilirsiniz. Evet epik kahraman. Bu saçma sapan ayı çöp Evet, 3. epik kahramanımız Sinasha, kafatası tacının kardeşi. Kafatası tacının kardeşiydi arkadaşlar. 3. evet, 4. sarı taşımızdı galiba bu. Evet. Kafatası parçalayan. Tabii ki Klan Boss'ta çok iyi bir kahraman. İlk seviyelerde kullanılabilir. Valkyum yoksa karşı atak vuran tek epik kahraman diyebilirim. Başka yok bildiğim kadarıyla. Henüz Plarium çıkartmadı. Bence bir iki tane daha çıkartması lazım artık. Çok fazla defans kıran, atak kıran kahraman çıkartıyor alan vuran. Bence bir tane daha karşı atak vuran epik kahramana ihtiyaç var diye düşünüyorum ben. Evet, 5. sarı taşımızı açıyorum şu anda. Yine epik. Görüyorsun Emre'cim, bak kendime de EFSO çıkarmıyorum yani, kıyamet rahibi. Hadi bir düşes ya, hadi bir düşes lütfen. Kıyamet rahibi süper bir kahraman bu arada, eşi benzeri yok yani. Bir tane yeni hiçlik kahramanlarından efsanevi kahraman geldi yeni. Vio muydu? Buraları bir yere bırakırım kendisini. Çok iyi bir kahraman o da. Bonspear. Evet, Vio Bonspear'di sanırım ismi. Shadowkin'de yer alıyor. Arkadaşlar çok güzel bir kahraman. Yeni artık şeyimiz, kıyamet abimiz ama olanlar için tabii ki. Hiçlik kahramanı olduğu için Fine çok güzel bir Klan Boss kahramanı. Evet, 8 taşta arkadaşlar babayı alıyoruz. Gördüğünüz üzere. Evet, son efsanevi kahraman Prince geldi. Prince geldi arkadaşlar. Prince çok iyi bir kahraman. Niye üzülüyorum? 2 tane vardı. 2 tane. Bu 3. Bu 3.'sü. 2 tane vardı. 3.'yü çektik. Yani 10x Düşes'te Düşes alamayacaksak biz ne zaman Düşes alacağız? Ne zaman Düşes alacağız yani? Gerçekten ne zaman Düşes alacağız arkadaşlar? Çok merak ediyorum yani. 10x Düşes'te alamıyorsak Düşes'i, hangi olayda Düşes alabileceğiz? 1. Prens, 2. Prens. Evet, geliyoruz. Arkadaşlar geliyoruz. Ta 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 tam 3. Prens. Düp çekmekte gerçekten üstüme yok. Çok güzel düp çekerim. Arkadaşlardan da özür diliyorum yani bu arada. Çok mahcup oldum herkese. Güzel kahramanlar çekeceğimi düşünmüştüm. Olmadı. Canımız sağ olsun. Arkadaşlar bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Bay bay.